Türk savunma sanayinin dünyaya açılan kapısı dediğimizde hepimizin aklına ilk sırada insansız hava araçları geliyor. Son zamanlarda askeri gemiler, zırhlı kara araçları ve insansız deniz sistemlerinde de güzel haberler var. Ancak bir alan var ki Türkiye burada dünyanın sayılı üreticilerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok farklı coğrafyalara ihracat yapıyor. Simülatörlerden bahsediyoruz. Gerçek harp sahasına hazırlık aşamasının olmazsa olmazı bu sistemler, gelişen teknolojiyle birlikte her ülkenin daha çok ihtiyaç duyduğu bir kabiliyet olarak öne çıkıyor. Bu videomuzda simülatör dünyasına kısa bir göz atacak, Türk mühendislerce geliştirilen sistemleri anlatacak ve bugün diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğumuz sorusuna yanıt arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Eğer bir yerlerde silahlı kuvvetlerle ilgili hesap kitap yapılıyorsa, en önce aklımıza gelmesi gereken terimlerden biri de harbe hazırlık oranı. Bir ordunun harbe hazırlık oranı aslında gerçek savaşta ne kadar yıpranacağı ya da ne denli kayıplar vereceğinin de en temel göstergelerinden biri. Askerliğini yapan takipçilerimizin hemen zihninde canlanacak bir cümleyi hatırlatalım. Eğitimde ter dökmeyenin savaşta kanı dökülür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse bütün kışlalarında girişte bu sözle karşılaşırsınız. Zaten bu nedenledir ki Mehmetçik çok uzun yıllardır son derece yüksek disiplin ve koordinasyonla harbe hazırlık oranını hep en üst sıralarda tutmuştur. Tabii bu eğitimlere 40 yıldır devam eden terörle mücadelede kazanılan tecrübeler de eklendiğinde ortaya bambaşka seviyede bir bilgi birikimi çıktığını da pas geçmemek gerek. Aslında orduların olası bir savaşa ya da krize hazır olmasını sağlayacak farklı yollar var. Öne çıkan ilk iki unsur eğitimler ve tatbikatlar. Ancak burada bir parantez açmamız gerekiyor. Pek çok alanda olduğu gibi burada da nitelik ve nicelik ayrımı ortaya çıkıyor. Eğitimlerinizde nitelik düşük olursa sayısal olarak ne kadar çok tekrar yaptığınızın bir anlamı kalmıyor. Haliyle bu noktada eğitimlerin gerçek savaş koşullarına uygun yapılması daha da önem kazanıyor. Gelişen teknolojinin hayatımızın her noktasını doğrudan ve çok ciddi bir şekilde etkilediği sır değil. 20'li yaşlarda olanlar bile son 5-6 yılda çok farklı alanlarda ciddi dönüşümlere şahit oldu. Eskiden bu denli keskin dönüşümlere şahit olmak için birden fazla neslin geçmesi gerekiyordu. Ama teknolojinin hızı zamana karşı galip geldi ve çok kısa sürelerde çok büyük değişimler yaşandı. Elbette bu değişimlerin harp sahasını ya da askeri eğitimleri teğet geçmesi beklenemezdi. Kaldı ki sivil teknolojinin aslında askeri teknolojiden bir adım geride olduğu ve üst düzey yeniliklerin önce askeri alanlarda kullanıldığı gerçeğini de unutmamak gerek. Haliyle bahsettiğimiz keskin dönüşümün askeri alanlarda başladığını da söylemek mümkün. Teknoloji gelişiyor, sensörler artıyor, buradan elde edilen bilgi her geçen gün katlanıyor. Alınan veriler son derece modern sistemlerde işleniyor ve ortaya bir veri seti çıkıyor. Günümüzde modern orduların aslında teknolojiye dayalı eğitim modelinde de bu gerçek yatıyor. Gelişen teknoloji sizi her geçen gün harp sahasının gerçek koşullarına bir adım daha yaklaştırıyor. Ve bu nimetten doğru şekilde faydalanan ordular sahada en az kaybı vererek yoluna devam ediyor. Teknolojinin geldiği noktayı ve bunun sahaya yansımalarını göstermek adına en önemli araçlardan biri de simülatörler. Videonun başında da bahsettiğimiz üzere size bugün Türkiye'nin askeri alanda geliştirdiği simülatörleri anlatacağız. Ama öncesinde bu teknolojinin ilk çıktığı yıllara dönelim ve en genel hatlarıyla kimi kritik gelişmeleri sizinle paylaşalım. Simülatör denilince çoğumuzun aklına uçuş simülatörleri geliyor. Uçuş simülatörlerinin geçmişi havacılığın ilk yıllarına kadar gidiyor. Fransız imalatçı Antoinette de kendi ismini verdiği ilk simülatörü 1909 yılında icat etti. Türünün ilk örneği olan bu sistemi kullanan pilotlar temel olarak havada uçağın dengesini nasıl sağlayacaklarını öğreniyordu. Aslında Antoinette'nin sistemi basit ancak bir hayli ilkeldi. Uçağın kokpitini andıran kapalı bir alanda kumandalar bulunuyordu. Pilotun bu kumandalarla uçağı kontrol etmesi ve önündeki göstergelere göre karar vermesi bekleniyordu. Ancak bu kabinde kol gücüyle yapılan işlemlerle gerçek bir uçakta yapılan işlemler arasında tepki süresi farkı vardı. Dolayısıyla pilot adayının bu sistemde gerçekçi bir eğitim alması pek de mümkün olmuyordu. Derken 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Kimi ülkeler için işler iyi gitmedi. Çok sayıda pilot daha ilk uçuşlarında kazaya karışıyor,
çoğu hayatını kaybediyordu. Pilotları yerdeyken çok daha iyi bir şekilde eğitmenin ne denli önemli olduğu daha net anlaşıldı. Edwin Albert Link tam da böyle bir ortamda kendi sistemini büyük devletlere sunmaya başladı. Link'in çıkış noktası son derece basitti. Pilotların yerde aldığı eğitimler çok yetersizdi. Eğer henüz yerdeyken bir pilotu zorlamıyorsanız onun havada harikalar yaratmasını beklemek haksızlıktı. Link'in Trainer ismini verdiği ilk simülatörü 1929 yılında ortaya çıktı. Amaç uçuş göstergelerine aşina pilotlar yetiştirmekti. Çıkış noktası basitti. Görüşün sıfıra düştüğü anlarda dahi göstergeleri iyi okuyan ve ne yapması gerektiğini bilen bir pilot uçağı başarıyla kullanmaya devam edebilirdi. Trainer cihazı uzaktan bakıldığında Luna Park'lardaki oyuncak uçakları andırıyordu. Cihazın kokpitinde temel uçuş göstergeleri ve kontrol düğmeleri vardı. En önemli özelliği ise Link Trainer cihazının gövdesinin altında bulunan havalı körük sistemiydi. Körük bir pompa vasıtasıyla pilotun verdiği kumandalara göre hareket ediyordu. Pilot bu sayede uçağını uçurduğunu hissedebiliyordu. Cihazın kanopisi kapatıldıktan sonra içerisi tamamen karanlık oluyordu. Bu sayede pilot görüşün olmadığı gece koşullarında ya da tamamen siste uçuyormuş hissiyatına kapılıyordu. Pilot adayı bu noktada sadece göstergelere ve uçuş kumandalarına güvenmek zorunda kalıyordu. Cihaz ilk askeri satışını 1934 yılında gerçekleştirdi. Amerikan Hava Postası Teşkilatı o günlerde manşetlerden düşmüyordu. Sadece 78 günde 12 pilotları uçak kazalarında hayatını kaybetmişti. Olay Amerika'da o kadar büyük bir sansasyona neden oldu ki Amerikan Hava Postası Teşkilatı'nın yönetimi Amerikan ordusuna geçti. Amerikan ordusunda görevli karar vericiler tam da böyle bir ortamda Edwin Link'in kapısını çaldı. Özel bir eğitim programı istiyorlardı. Pilotun sadece göstergelere bakarak her türlü ortamda uçuş yapabilmesi öncelikli talepleriydi. Zaten Link'in eğitim anlayışı da tam olarak buna dayanıyordu. Edwin Link, Amerikan ordusunun yetkilileriyle görüşmek için ilginç bir tarih seçti. Meteorolojinin uzun zaman önce uyarıda bulunduğu bir gündü. Görüşmenin yapılacağı şehirde göz gözü görmüyordu çünkü her yeri sis basmıştı. İşte Link de bu havada kimse uçuş yapamaz denilen bir ortamda Amerikan ordusu yetkilileriyle görüşmeye kendi kullandığı uçakla geldi. Bu olay hem kendisi hem de simülasyonu için dönüm noktası oldu. Edwin Link, Amerikan ordusuyla sözleşme imzaladı. O dönemde Amerikan ordusuna satılan bir ürün dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için de potansiyel bir alım anlamına geliyordu. Link'in sistemi içinde süreç benzer işledi. Pilot eğitimine öncelik vermek isteyen herkes Link'in kapısını çalıyordu. Derken İkinci Dünya Savaşı başladı. Bildiğiniz gibi dünya savaşları askeri alanlarda milyarlarca dolarlık ticaret anlamı taşır. Müttefik hava kuvvetlerinin pilotlarını eğitmek için kullandığı ilk sistem Link Trainer oldu. Savaş boyunca resmi kayıtlara göre 10.000 adetten fazla üretildi. Bu nedenle dünyada havacılık alanındaki simülatör çağının Edwin Link ile başladığı kabul edilir. Meraklısı için küçük bir not daha aktaralım. Aslında Türk pilotları da o yıllarda Link Trainer ile eğitimler yaptı. Türkiye ve İngiltere 2. Dünya Savaşı devam ederken askeri eğitim anlaşması imzaladı. Türk havacılar bu kapsamda İngiliz Hava Kuvvetleri ile eğitime katılıyordu. Link Trainer ile Türk pilotların tanışması da bu vesileyle olmuştu. Havacılıkta simülatör meselesinin başlangıcı böyle. Şimdi biraz daha günümüze gelelim ve videomuzun asıl konusu olan Türk simülatör sistemlerine dönelim. Gelişen teknolojiyle birlikte simülatörlerin eğitimlerde başrol oynadığından bahsetmiştik. Bugünlerde sadece askeri havacılıkta değil, sivil uçuşlardan tıp eğitimine, özel kuvvetlerden Formula 1 pilotlarına kadar çok geniş bir alanda simülatörler eğitimin en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Haliyle bu alandaki pazar giderek büyüyor. Somut bir örnek verelim. 2022'de simülatör pazarının küresel çapta 9 milyar doların üzerinde bir hacmi vardı. 2027'de bu rakamın 12 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye ise bu alanda kendi adına çok önemli gelişmelere imza atıyor. Her şeyden önce şu bilgiyi aklımızın bir köşesinde tutalım. Türkiye kendi imkanlarıyla simülatör üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri. Yerli ve milli simülatör dendiğinde akla ilk gelen kurum Havelsan. 1982 yılında hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olan elektronikleri yerli olarak imal etmek için kuruldu. Havelsan'ın simülatör yolculuğu 1996 yılında başladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan bütün simülatörlerin bakımı, işletme ve idamesi Havelsan'a verilmişti. Havelsan, Türkiye'nin simülasyon alanındaki ilk ekibini hem yurt dışında hem de yurt içerisinde yetiştirmiş
ve simülatör tasarım işine böyle girmişti. Hayata geçirilen ilk proje F-5 uçağının simülatörüydü. Havelsan aynı yıl CN-235 nakliye uçağının simülatörünü de geliştirdi. CN-235 simülatörü Türk Hava Kuvvetleri'nin kullanımına girmekle kalmadı. Kısa sürede Güney Kore'den de sipariş aldı. Türk mühendisler simülatör işine çok hızlı uyum sağladı. Ortaya konan ürünler dünyadaki benzerlerinden geri kalmıyor, aksine onlardan daha iyi kabul ediliyordu. İlk üretimin üzerinden henüz 5 yıl geçmişti ki Türkiye başka ülkelere de simülatör ihracatına başladı. Havelsan bu kapsamda imzaladığı ilk ihracat sözleşmesinden 30 milyon dolar kazandı. Bugün geldiğimiz noktada Havelsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı çok sayıda hava platformunun simülatörünü yapmış durumda. T-38, KT-1, F-5, F-4, F-16, CN-235, S-70 ve AS-532 akla ilk gelen örnekler. Havelsan'ın üretim gamında sadece uçuş simülatörleri yok. Paraşüt eğitim simülatöründen keskin nişancı simülatörüne kadar çok sayıda eğitim sistemi üretiliyor. Şirketin sadece iç piyasaya yönelik bir stratejisi olmadığından bahsetmiştik. Katar için Agusta Westland üretimi AW-139 helikopterlerinin simülatörleri de Havelsan imzası taşıyor. Şirketin ihracattaki son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın birlikte geliştirdiği Kalidus B-250 eğitim ve hafif taarruz uçağı için simülatör sistemleri Türk mühendislerce geliştirildi. Dünyanın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEX'te geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan sistem, üst düzey heyetlerden de tam not aldı. Şimdiye kadar hep askeri hava araçlarının simülatörlerinden örnekler verdik. Ancak Havelsan madalyonun sivil tarafında da var. Airbus A320 ve Boeing 737 uçaklarının simülatörleri de Havelsan tarafından üretiliyor. Türk Hava Yolları pilotlarının uzun yıllardır başarıyla kullandığı sistem yakın zamanda Hindistan'a da ihraç edilecek. Türk savunma sanayinde simülatör üretiminde öne çıkan bir diğer şirket ise Meteksan Savunma. Teknoloji ve mühendislik şirketi olarak 1985'te kuruldu. Savunma alanında farklı şirketleri bir arada bulunduran bir yapıdaydı. 2006'da tüm alt markalar tek bir çatı altında birleşti ve yola sadece Meteksan ismiyle devam edildi. Şirketin çok sayıda simüle sistemi var. Biz öne çıkanlardan bahsedip yolumuza devam edelim. İlk durağımız yara olarak adlandırılan simülatör. Bildiğiniz üzere savaş gemileri yara aldığında hızlı şekilde müdahale edilmesi gerekir. Çünkü yara alan bir gemi hızla su almaya başlar ve sağlıklı bir şekilde suyun üzerinde durma özelliğini kaybeder. Böyle durumlarda her bir saniye platformun ya da içindeki personelin kurtulabilmesi adına hayati önemde olur. Dolayısıyla personelin en çok da bu gibi kriz anları için eğitilmesi gerekir. Bu noktada iş simülatörlere düşüyor. Çünkü yara savunma eğitimini gerçek koşullarda denizin ortasında gerçekleştirmek mümkün değil. Sistem çok sayıda yara ya da farklı senaryoları simüle edebiliyor. Simülatörün içerisine duman ve ses efektleri verilebiliyor. Ayrıca 140 santim su derinliğine kadar eğitim yapılabiliyor. Bunun yanı sıra +15 ve -20 dereceye kadar yalpa hareketinin benzetimi bir fiil icra ediliyor. Meteksan Savunma, yara savunma simülatör sistemini 2017'de Türk donanmasına teslim etti. Simülatör o kadar dikkat çekiciydi ki aynı yıl Güney Kore ve Umman'la ihracat için imzalar atıldı. Daha önce 6 ülkeye ihraç edilen sistemin yakın zaman önce ismi açıklanmayan bir Asya ülkesine daha satıldığı duyuruldu. Meteksan bu işten elde ettiği tecrübeyi diğer projelerine de aktardı. Dunker simülatör sistemi de bunlardan biri. Uzun ismi, denize düşen helikopterden ve mecburi iniş yapan uçaktan kaçma kurtulma eğitim simülatörü. Simülatör sayesinde personel terse dönmüş bir helikopterden kaçma eğitimi yapabiliyor. Simülatörde yalnızca sakin denizler simüle edilmiyor. Fırtınalı ve dalgalı denizlerde gerçekleşebilecek senaryolara karşı da eğitim yapmak mümkün. Türkiye uzun zamandır böyle bir simülatörün eksikliğini hissediyordu. Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri çok değerli personellerini geçmiş yıllarda yaşanan kaza ve kırımlarda kaybetti. Şimdi henüz yerdeyken pilotlar ciddi kriz eğitimleri geçiyor ve gökyüzünde karşılaşabilecekleri aksi bir durumda yapmaları gerekenleri kolayca öğreniyor. Dunker simülatör sistemi henüz ihraç edilmemiş olsa da yüksek ihracat potansiyeline sahip niş bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu noktada sistemin yalnızca askeri potansiyeli olmadığını da belirtmek gerek. Açık denizlerde bulunan petrol platformlarına ve sondaj gemilerine ulaşım helikopter vasıtasıyla yapılıyor. Bu nedenle personelin düşen helikopterden kaçış eğitimine sahip olması isteniyor. İşte bu noktada Dunker'in sivil alanlarda
kullanım için de en uygun sistemlerden biri olduğu konuşuluyor. Türkiye'de simülatör denilince akla gelen bir başka üretici de BITES. Bilindiği üzere BITES ve Havelsan simülatör alanında dünyanın önde gelen ilk 100 şirketi arasında yer alıyor. T-129 Atak helikopterinin simülatörlerini BITES üretiyor. Şirketin geçmişi 2004'e kadar uzanıyor. BITES özellikle işbirlikleriyle öne çıkıyor. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri olan Sikorsky ve Airbus'a ihracat yapıyor. Şirketin hisselerinin 2023 yılında satılmasının ardından şirket Aselsan'ın alt kuruluşu haline geldi. Son günlerde simülatör ihracatı alanında başarılarıyla öne çıkan bir başka firma ise Simsoft. Portföylerinde çok farklı simülatörler var. 2006'da kurulup 2008'de ilk ihracatını yapan bir markadan söz ediyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri Simsoft'un müşterileri arasında yer alıyor. Şirket 2014 yılında Bangladeş'e zırhlı personel taşıyıcı araç atış ve sürüş eğitimiyle hava savunma silahı eğitim simülatörü için anlaşma imzaladı. Geliştirdikleri hava savunma silahı eğitim simülatörü sayesinde 25 ayrı senaryoda eğitim yapılabiliyor. Farklı ortamlar ve çevresel şartlar simüle edilebiliyor. Simsoft, pandemi döneminde adı açıklanmayan bir Uzak Doğu ülkesine hava savunma ve radar eğitim simülatörü ihraç etti. Örnekleri artırmak mümkün. Ancak sizlerin de çok vaktini almamak adına en çok bilinen simülatörleri sizinle paylaştık. Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayinde yaptığı ihracatla adından söz ettiriyor. Ancak bazı alanlar kamuoyunda yeterince duyulmuyor. Gördüğünüz üzere simülatörler de bu alanlardan biri. Türk mühendislerce geliştirilen sistemler dünyanın dört bir yanında kullanılıyor ve nice hayatlar kurtarıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte modern orduların vazgeçilmezleri arasına giren simülatörleri anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Bu alanda emeği geçen Türk mühendislerin hepsini yürekten tebrik ediyor, İsimsiz kahramanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.